Peki efendim, diğer konumu almak istiyorum. O da çok genç, çok yetenekli, yepyeni bir albüm. Birçok şeyi konuşacağız. Televizyon programları yapıyormuş. Müzik hayatı devam ediyor. Her şeyi konuşacağız. Eğer hazırsa şarkımız da hazır mı sevgili yönetmenim? Evet, kim geliyor? Selçuk Mutlugün geliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsın? Ebedi günahım, değmeyin bana, değmeyin, ağlarım sonra. Oh, yok ebedi günahım, değmeyin bana, değmeyin, ağlarım sonra. Ellerim, ellerimden korkuyor artık, mesafeler çok uzak, bu kadar yakınken. Kalbime dokunma, kırma beni, sakın kandırma. Bak sen de susuyorsun, neden söyle bana. Engel mi bize bu ceza, hak mı? Ebedi günahım, değmeyin bana, değmeyin, ağlarım sonra. Oh, yok ebedi günahım, değmeyin bana, değmeyin, ağlarım sonra. Ellerim, ellerimden korkuyor artık, mesafeler çok uzak, bu kadar yakınken. Kalbime dokunma, kırma beni, sakın kandırma. Bak sen de susuyorsun, neden söyle bana. Engel mi bize bu ceza, hak mı? Çok şey istedim senden, söyle çok mu şey istedim, artık hiçbir şeyi düşünme olur mu? Hatta bundan sonra da düşünme bile beni, git, git! Zaten seninleyken bile sensiz yaşıyordum ben, ikimiz için, ikimiz. Sen olsan da, olmasan da, ve hala, ve hala, ben yaşarım ikimiz için, ikimizi. Sen olsan da, olmasan da, sen olsan da, olmasan da, kalbime. Selçuk, hoş geldin. Buyur. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Süper. Hayırlısı olsun, hayat? Çok güzel. Program evet. Çok güzel, her şey çok güzel gidiyor. Ben seviyorum programımızı. Aa, teşekkürler. Süper. Süper, sağ ol. Biz de öyle mutlu olduk bugün. Emine Hanım, geçenlerde seyrettim ben. Bayağı böyle
insan iştahını açıyorsunuz. İnşallah artı bir de şey de var. Hani sadece tek yöreden yapmıyorsunuz. Başka yöreler de var. Tabii biz bütün yurt geneli, dünya geneli. Patlıcanlı tepsi köftemiz var. O bir süper. De şımartan yani, lokumlarımız var. İnşallah şımarmazsınız. Program bittikten sonra paket yapıp alabiliriz yani. Olabilir. Evet, dışarıya 10 milyonsa sana 25 milyon. Evet, peki. Evet, seni birazcık tanıyalım. Nerelisin? Kaç yıldan beri müzikle uğraşıyorsun? Biraz bize kendinden bahseder misin? Hemen söylüyorum. Selçuk Mutlugün. Evet, ekranmıştan. Evet. Şuraya söylüyorum. müzik programı yapıyorum. Başka bir kanalda. Evet. Aynı zamanda tonmeisterim. Süper. Size doğru mu buraya doğru mu? Yani, fark etmez. Ben seni dinliyorum zaten. Ekran tamam. Başına bakarsan daha iyi olur. Tamamdır. Evet. Aynı zamanda Caner Tepecik'le beraber çalışıyoruz. Aranjör. Aranjör kendisi. Caner Tepecik sanırım. Tonmeister. İşte yeni çıkan albümler var. Çıkacak. Evet. Ebru Polat olsun. İşte evet. Kibariye ablamız var. Evet efendim, Tek Rumeli ekranlarında Biz Bize programındasınız. İki tane bomba gibi konuğum var. Onların güzel seslerini, güzel sohbetlerini burada bizle beraber izleyeceksiniz ve dinleyeceksiniz. Evet, şimdi konuklarıma dönüyorum. Selçuk Mutlugün. Evet Selçuk, sen nerelisin? Ben Yugoslavyalıyım. Yugoslavyalısın. Peki ailen şu an burada ailem mı? Ailem Yıldırım Mahallesi'nde oturuyor. Yani güzel, buraya yakın. Buradasın. Burada. Peki müzik senin hayatına nasıl başladı? Ben Nişantaşı'nda oturuyorum. Güzel. Buraya konuk olduğum için çok mutluyum şu anda. Biz de mutluyuz. Teşekkürler. Neden geldiğin için. Neden mutluyum? Birincisi aileme daha yakın. Buradan çıktıktan sonra direkt annemi göreceğim. Güzel. Babamı da göreceğim. Müzik hayatına nasıl başladım? Hı-hı. Klasiktir ya, hani böyle birileri vesile olur. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? İşte Turgay gibi 15-18 yıl. 15-18, evet. Hep böyle, yani abartmanın da anlamı yok. Genel olarak bu zaten. Eskilerden beri biz sahnelerde olan insanlarız. Albüm kapağım şu anda basımda. Basımda. Klip de şu anda montajda. Güzel. Hepsi arka arkaya geldiği evet. için donanım olmadan geldim. Ama hiç ilk Ahmet'e şey, tanışmış olduk. Tabii ki, tabii ki. Şöyle düşünüyorum ben. Benim de müzik programım var ya. Evet. Bir gün ben seni programa alayım. Neden diyeceksin? Bu sefer ben eve geleyim kamerayla. Acaba Ünsal nasıl hazırlanıyor Biz Bize programa? Onu çekmiş olurum. Evet. Yayınlarız. Burada aynen, yayınlarız. Aynen, çok güzel aynen. Olmaz. Niye keyifli. Olmasın, seve seve. Evimiz keyifli açık olur. Herkese. Emine Hanımcığım da bize gelebilir. Orada Emine da Hanım çatı yemek terasında yapar. O mis gibi mangalları evet. da yakarız. Ben de kahveye çaya beklerim. Aynen öyle. Peki Selçuk, senin o güzel sesinden bir şarkı da alalım mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ondan önce. Çalacağımız şarkı hemen arkasına gelen şarkı değil de üçüncü şarkı. Rejideki arkadaşlar biliyorlar. 3 numara olacak, tamam. Benim çok değerli arkadaşım Cihan Güzel'in annesi var. İzmir'de şu anda Tire'de seyrediyorlar programı. Ellerinden öpüyorum. Hem annemin hem babamın ellerinden öpüyorum. Bu şarkı da onlar için gelsin. Peki. Hadi üçüncü ekran başı. Şarkımız sevgili olsun. Selçuk, buyur, mikrofon da burada. İçimdesin hala, bunu bilmesen de yokluğun bazen bana acı verse de nedenleri sorsak hep kendimize, kim haklı kim haksız bunu bilmesek de içimdesin hala. Bunu bilmesen de yokluğum bazen bana acı verse de nedenleri
kıyasak hep kendimize. Kim haklı, kim haksız, bunu bilmesek de. Yüreğim ağlıyor her dakikasına, kanıyor kalbim her damlasına. Ah ettikçe çınlıyor bitmesin dedim o geceyi özlüyorum canım şu an tenini. Titrer, dokunamaz artık resmime bakıp dön deme artık. Yüreğim sızlar, için ağlarsa bende kalan bir şeyim yok artık. Ellerim titrer, dokunamaz artık resmime bakıp dön deme artık. Yüreğin sızlar, için ağlarsa bende kalan bir şey yok artık. Yüreğim ağlıyor. Yalanlarının sonu olmadığını, işte orada o zaman ben olmayacağım. Bir gün geriye dönüp baktığın zaman hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görecek. Sen de bana yaptıkların gibi tek nefeste tükenmiş ve bitmiş olacaksın. İşte orada o zaman ben olmayacağım. İşte o zaman, işte o zaman, işte o zaman. Teşekkürler Selçuk. Yüreğine sağlık. Böyle alalım seni. Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok kısa bir ara veriyoruz. Kısa minnacık bir aradan sonra sizlerle beraber olacağız. Reklamlar geliyor.
Efendim bakalım telefonumuz varmış, alalım. Alo. Program çok güzel. Konukların çok güzel. Çok teşekkürler Eser Hanımcığım. Var mı soruların? Tabii ki. Selçuk Bey'den ebedi günahımı mırıldanmasını istiyorum eğer söylemeyecekse programında. Biraz önce söyledim ben girişte ama bir daha söylerim sizin için. Ben yemek yapıyordum o anda. Geç açtım. Ve kızım sizin sesinizin hastası. Size hayrandı. Bir zamanlar. Ve evet. Bu şarkıyı çok severdi. Ve gece programı tekrarını dinlettireceğim ona. Emine soyadınız? Bakayım. Esen Aydilek. Esen Aydilek. Soyadımdan hatırlamanız lazım kızıma. Evet, tanıdım efendim. Begüm. Evet, doğru. Birazdan aynı şarkıyı söyleyebilirim. Yani çok memnun olurum. Ne demek efendim, ne demek. Hemen birazdan sizin için tekrar seslendiririm. Peki, neden çok olmaz. Teşekkür ediyorum. Başarılarınız devamını bekliyorum ve sizi televizyonda görmek bizi de mutlu etti. Ben de çok mutlu oldum beni aradığınız için. Kızım teşekkür ederim. Sen çok bahsederdi. Sağ olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah'cım seni de çok... Sen Hanım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Olur mu? Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Peki Selçuk sana dönmek istiyorum. Albümde kaç şarkı var? Albümde 8 tane şarkı var. Söz müziklerin hepsi sana ait. Hepsi benim. Sen hangi ruh hali içindeyken bunları yaptın? Tabii ki genel olarak hep birisi vardır ya. Bir bayan vardır. Aşk acısı çekerken mi aşıkken? Bir de şey de var. Beste yazarken sadece aşık olmak değil. Bende de şöyle bir özellik var. Bir arkadaşım bir şey anlattığı zaman oradan bir şey çıkarabiliyorum. O şekilde de tedavi olabiliyor şarkılar. Sadece şarkı yazmakla bitmiyor zaten. Birisi bir şey anlattığı zaman yani. Ruh halindeyken çıkıyor. Mesela benim sahnemde de şeyler var mesela. Doğaçlama şiir yaparım ben. Gece 3'te, 11'de sahneye çıkıyorum. 5'e kadar işte bir partner arkadaşım daha var. Evet. Uygar. Uygar'a da buradan selamlar. Gece 3 olduğu zaman duygusal şiirlerle devam ediyoruz.